bakalım. Evet, kahvemizi aldık. Tayvan'da diğer bir sokak lezzeti. Şurada buradan meşhur donut'u. Evet, Taipei'deki 3. günümden herkese merhaba. Şu an sabah kahvaltısında çok meşhur bir noodle'cıya gidiyorum. Beef noodle varmış. Bir ona bakalım tadına. Evet, Tayvan'da, Taipei'de en meşhur noodle'ların bir tanesine geldim. Burası çok meşhur, bütün YouTuber'ların geldiği yer. Şöyle kocaman bir beef noodle, 190 TL, yani 190 dolar. Görüntü çok güzel. Önce sade bir tadına bakayım ben. Şöyle etin tadına bakıyorum. Evet, abi büyük yüzük olmuş. Haşlam etler gibi. Köfte yok. Çok sıcak. Ya suyu bizim haşlamalar gibi değil. Farklı ama lezzetli. Bunun en güzel tarafı da şu modulu. Gördüğünüz gibi çok kalın. Biraz Japonlarınkine benziyor. Kore'de de ben bunu benzer yemiştim. Kahve çok güzel. Hafif acısı var. Sarımsaklı. Bu arada böyle masada bildiğiniz bütün sarımsak var. Bunları böyle çiğ çiğ yiyor arkadaşlar. Ben yemeyeceğim. Şimdi kokmak istemiyorum. Böyle farklı bir soslar falan da var. Burada şöyle sebze gibi şeyler var. Bilmiyorum ne olduğunu. Şöyle bir yanına koyayım. Tadına bakacağım. Ama şeye benziyor. Lahanaya benziyor biraz. Farklı otlar da var. Tabi kadar değil. Dediğim gibi böyle bir kocaman bir tabak. 190. Çok meşhur sıra vardı. Sabah 8, akşam 8 çalışıyorlar. Kredi kartı geçmiyor. Haberiniz olsun. Ben bunun keyfini çıkartıyorum şimdi. Görüşürüz. Böyle bir şey var. Ne olduğunu hiç anlamadım. Böyle çiliye benziyor, acı bir şeye benziyor. Tuhaf bir kokusu var. Böyle tadına bakacağım. Merak ettim. Bak kalınmaya benziyor, biliyor musun? Keşi boynuzuna benziyor. Acı değil bu arada. Biraz tuzlu. Farklı ya. Yani bunu içinde ezmek gerekiyor olabilir, bilmiyorum nasıl yendiğini. Yani bilenler varsa yazsın. Ama menü çok beğendim. Gerçekten çok bakıyorum. Arkadaşlar şu arkamdaki yer, gösterdim zaten. Efsane güzeldi. Fiyat performans 5 üzerinden 5. Şimdi çok susattı yalnız. İçinde çok fazla sarımsak ve soğan var. Taze soğan vardı. Ama çok iyiydi ya. Biraz fazla geldi ama. Evet, güzel. Şimdi arkamda 7-Eleven var. Hemen oradan bir içecek bir şeyler alacağım. Hem fiyatlara da bak, bir daha göstereyim size. İçecekleri göstereyim. Burada farklı içecekler de varmış. Burada biralar var. Benim geçen aldığım favori içeceğimi göstereyim. Şu Family Mart'ın da
Bunlar biliyorsunuz Japon marketleri, 7-Eleven gibi her yerde varlar. Buranın kahvesi çok güzel. Oradan bir kahve alacağım şimdi. Burada kahve fiyatları. Kahvemizi aldık. Kahvesi gerçekten çok güzel bu arada. Gayet de uygun. Evet, benim söylediğim şuydu. Bu da domuz etsiz. Yukarıdaki domuzlu. Burada da içecekler. Şöyle. Evet, Tayvan'da diğer bir sokak lezzeti. Bunlar dumpling diye geçiyor büyük ihtimalle ama genelde bunlar domuzlu oluyor. Burada domuzlu ve diğer çeşitleri de vardı. Ben bir tane domuzlu olmayandan söyledim. Tadına bakıyorum. İçinde bolca sebze var. Değişik fena değil. 20 TL bir tanesi. Bayağı doyurucu ama içinde malzemesi bol bol koymuşlar. Güzel yani. Güzel bir atıştırmalık. Şöyle şekersiz soya sütü söyledim. Buzlu mu? Buzlu, soğuk. Biraz sulu yerdim abi. Bir tane de yeşil çay, green tea, standart. Bu hafif kalın. Marketlerdeki daha şey oluyor, baskın oluyor. İşte şekersiz. Bunlar da 20 TL tanesi. Şöyle 60 TL'ye atıştırmalık aldık işte. Şöyle bir şey verdiler. Böyle bir yerdeyiz. Dün aslında bundan denemiştik. Mangolu dondurma diye geçiyor bu. Şöyle buzlu dondurma arası bir şey. Ha, bak bu çok güzelmiş. Bir önce yediğimiz o, pazarda yediğimiz çok güzel değil açıkçası. O bildiğim buzlu bu, tam buzlu biraz kremamsı. Ha, bu baya güzel ya, bak bunu beğendim. Mango. Mangodan efsane. Aşırı lezzetli. Bu da dondurma büyük ihtimalle. Bu da bayağı şey. Meyvemsi, tatlı maddesi yok büyük ihtimalle. Böyle tat geliyor. Yoğun bir dondurma değil. Bayağı fresh. Yalnız mango çok güzelmiş. Ben bunu çok beğendim. Böyle kocaman bir tabakta 220 TL. Gelirseniz deneyebilirsiniz. Çimen bölgesindeyiz. Abi aşırı soğuktu ya. Ağzım buz gibi oldu yemin ederim. Şöyle biraz etrafta göstermiş olayım size. Motorlar geliyor arkadan. Burada 1.7 kişiye bir tane scooter düşüyormuş. Ama o böyle kalabalık hengamı yok ya. Diğer ülkelerde olan böyle bir karmaşa da yok. Ben burayı gerçekten beğendim. Yani diğer ülkelere, Seul'e kıyaslarsam burayı tercih ederim. Evet. Şu arkamdaki gördüğünüz yer çok meşhur bir yer. Şimen bölgesinde yine. Hep sıra vardı. Bugün şansımda sıra yok. Bilmiyorum neden. Pazartesi olduğu için oldu. Şöyle buranın meşhur donut'u. Crispy donut diye geçiyor. Bakalım tadı nasıl. Aklım bir deniz pişi ya. Güzel mi? Güzel. Dışı gıtır gıtır. İçi yumuşak. Bildiğiniz bizim işte pişi, lokma. Böyle bir tanesi de 40 TL. Yani güzel bir lezzet. Çok meşhur zaten. Gelirsiniz bir tane direkt.